Hocam hastalığımız ameliyatlardan sonra ne gibi yaşamlarında bir değişiklik görüyor veya şimdi diyelim, ne gibi yaşam tarzı? Evet, bypass'ı yaptık diyelim. Bypass'ı yaptıktan sonra bütün damarlara biz zaten tıkalı damarların hepsine bypass yapıyoruz. Bypass'ta ne yapıyoruz? Damar ilave ediyoruz. Yani bypass dediğimiz aslında bir köprüleme yöntemi. Damar ilave yöntemi. Damarları işte ne diyoruz? Meme damarı dediğimiz göğsün içindeki meme damarlarını kullanıyoruz. Koldan aldığımız radyal arter dediğimiz damarı kullanıyoruz. Bacaktan aldığımız safen ben dediğimiz damarları kullanıyoruz. Tıkalı yerlerin ilerisine köprü yapıyoruz. Köprüyü nereden yapıyoruz? Ana aort damarından bağlıyoruz bir ucunu. Bir ucunu da tıkalı yerin ilerisine bağlıyoruz. Bu şekilde o tıkalı yere pas geçmiş oluyoruz. Zaten bypass denmesinin sebebi de o. Yaptıktan sonra aslında olay çözülüyor. Yani tıkalı damarı kalmıyor hastanın. Ondan sonra hastanın işte yürüdüğü zaman mesela daha önce göğüs ağrısı oluyorsa o göğüs ağrısı geçiyor, düzeliyor. Ve hastanın işte kalp krizi geçirme riskini de son derece azaltıyoruz. O tıkalı yerdeki plak çatlasa bile, biz ileriye bypass yaptığımız için orası tıkansa bile bypass çalıştığı süre içerisinde bir problem olmuyor. Risk faktörünü son derece azaltıyoruz hastanın bypass'tan sonra. Bypass dediğim gibi risk, kendi riski zaten düşüktür. Yani %1'in altında. Atlattıktan sonra işte bir gün yoğun bakımda tutuyoruz genelde. 5-6 günde serviste takip ediyoruz. Her şey normale geldikten sonra da taburcu ediyoruz. Bizim nekaz süremizde tam her şeyin iyileşme süreçte 1-1,5 ay gibi bir süre. 1,5 aydan sonra hasta normal artık hayatına dönüyor. Her şey daha önce ameliyat olmamış gibi her şey yapabiliyor.